Arkası Yarın. Kaçırılan Osmanlı 9. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Orhan Gazi'nin oğlu Küçük Halil, Karaca Gazi'nin çiftliğinde eğitim almak maksadıyla bulunduğu bir sırada Bizanslı Albay Fedon tarafından kaçırılır. Maksatları İstanbul'u kuşatma olan Osmanlılara karşı çocuğu koz olarak kullanmaktır. Bütün bunları düşünen Karaca Gazi, kendinde sultanının emaneti olan çocuğu kurtarmak için hemen harekete geçer. Arkadaşı İbrahim'le birlikte tebdeli kıyafetle Bizans'a giderek çocuğu Albay Fedon'un kaçırdığını tespit eder. Bu arada Bizans sarayı da Karaca Gazi'nin İstanbul'a geldiğinin haberini almıştır. Karaca Gazi, kendisini yakalamakla görevli bulunan Albay Fedon'a tehdit dolu bir mektup yazarak çocuğu teslim etmesini ister. Karaca Gazi'yi çok iyi tanıyan Fedon, korkusundan Bizans'tan kaçmaya karar verir. Bunu fark eden imparatorun adamları Fedon'u takip alırlar. Neden binbaşı Andrea'nın seni takip etmesini istemiyorsun Fedon? Onu senin can güvenliğin için peşine taktım. Osmanlı saraya tehdit mektubu yazdığına göre uzaktan bir yerden sarayı göz hapsinde tutuyor olmalıdır. Seni tek başına gördüğü anda da hemen avlamaya kalkışacaktır. Ondan her türlü kötülüğü bekleyebileceğimiz doğrudur. Fakat yanımda bulunacak olan binbaşı Andrea'nın beni böyle bir tecavüzden koruyabileceğini hiç sanmıyorum. Üstelik Osmanlı'nın yanında bir de arkadaşı var diyorsunuz. Ne olursa olsun, senin hayatın bizim için son derece kıymetlidir Fedon. Sana en ufak bir zarar gelmesini istemem. Sağ olun. Bu arada Osmanlı'yı yakalamak için bir plan düşündün mü? Evet. Bana kalırsa onlar Bizans'tan çok Galata'da. Cenevizlilerin orada olmalılar. İstedikleri zaman Bizans'a geçerek burada yapacaklarını yapıp tekrar Galata'ya dönebilirler. Evet, bu mümkündür. Hemen Ceneviz valisine başvuralım. Onu arayıp bulması için de elinden geleni yapmasını isteyelim. Bu işe yaramaz generalim. Osmanlı ile arkadaşını bu şekilde yakalayamayız. Nasıl yakalarız peki? Bir defa orada kendilerini tanıyan yoktur. İkinci olarak oraya her gün dünyanın her tarafından gemilerle o kadar çok yabancı gelir ki bunların arasından kendilerini kim ayırıp da bulacak? Senin fikrin ne albay? İzin verirseniz oraya ben gideyim. Osmanlı'yı en iyi tanıyan benim. 5-10 gün orada kalırım. Valiye götüreceğim bir mektup her kapıyı açar. Evet, hiç de fena bir fikir değil. Yalnız bu iş için hiç vakit kaybetmeye gelmez. İzin verirseniz hemen bugün Galata'ya geçeyim. Peki, ya Osmanlı'da tebdili kıyafet etmişse onu nasıl tanıyacaksın? Ne yaparsa yapsın, bir bakışta Osmanlı'yı tanırım. Alnındaki parlaklık ve bir de gözleri onu hemen ele verir. Sen hiç merak etme. Onun karşı tarafta saklandığına nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü kendimi onun yerine koyuyorum. Onun yerinde ben olsam aynı şeyi yapardım da ondan. Pekala Fedon. Galata'ya gitmen için sana izin vereceğim. Ama önce Haşmetli İmparator'dan Ceneviz valisi için bir mektup alayım. Ben generali daha uyanık biri sanırdım. Nasıl da yuttu numaramı. İşim yoktu Osmanlı'yı arayacağım. Galata'ya geçer geçmez Ceneviz valisiyle konuşur, sonra da yurt dışına giden bir gemi bulup hemen kaçarım. Generalle imparator işi yoksa Osmanlı'yı arayıp bulsun. İşte Galata'ya da geldik. Kayıkçı, şöyle yavaştan yaklaşayım. Fedon, nedir bu halin? Tam papazlara benzemişsin. Neredeyse seni tanıyamayacaktım. Haklısınız sayın valim. Ama böyle giyinmem icap ediyordu. Neden? Yoksa korktuğun birileri mi var? Hem de nasıl efendim? Kim? Bir Osmanlı casusu. Karaca Gazi. Yani bizim bildiğimiz ismiyle Aristo mu? Evet. O korkunç Osmanlı peşimde. Nasıl olur? Ben senin onu öldürmek üzere Eskişehir'e gittiğini duymuştum.
Evet. Ama onu öldürmek yerine başka bir şey yaptım. Yanında bulunan Orhan Gazi'nin çocuğunu kaçırdım. Ne? Orhan Gazi'nin çocuğunu mu kaçırdın? Biliyor musunuz? Bu çocuk aynı zamanda imparatorun yeğenidir. O evli olmadığına göre de şu anda Bizans tahtının varisidir. Bu çok önemli. Bir dakika, çocuk nerede şimdi? Burada. Bizans sarayında mı? Hayır. Midye Manastırı'nda. Karadeniz'e çıktıktan sonra batıda hemen çok yakında bir günlük yoldadır. Güzel bir de kalesi var. Aa, evet evet, biliyorum orayı. Peki çocuk ne yapıyor manastırda? Belki bir gün Bizans imparatoru olacak olan bu çocuğu papazlar büyük bir dikkatle yetiştirmekle meşgul. Eskiyi hatırlamaması için bir ilaçla hafızasını yıkadılar. Ya. Çocuğu kaçırıp buraya getirince Osmanlı, yani bizim bildiğimiz Aristo da peşimden Bizans'a gelmiş. Senin kaçırdığını biliyor mu peki? Evet, biliyor. Ve şimdi Bizans'ta. Kendisine kurulan iki tuzaktan kurtulmuş. General Phoebus da onu yakalamak görevini bana verdi. Bundan gurur duymalısın Fedon. Hayır, hayır. Ben yaşamayı gururlanmaktan çok daha fazla severim. Yemin ederim ki o Osmanlı ile karşılaşmaktansa şeytanla karşılaşmayı 1000 defa tercih ederim. Buraya gelmemin sebebi de budur zaten. Anlaşılan korku aklını başından almış senin. Peki ne yapmayı düşünüyorsun Fedon? Bir gemiye atlayıp bir daha dönmemek üzere Bizans'tan uzaklaşacağım. Seni anlıyorum Fedon, ama gemi bulmakta zorluk çekeceğini sanıyorum. Hayır. Her an için harekete hazır bir ticaret gemisi her zaman vardır Galata'da. O halde sana iyi yolculuklar Fedon. Boş bir odanız var mı hancı? Var papaz efendi. Oho, siz misiniz Albay Fedon? Bu ne kıyafet böyle? Demek duyduğum doğruymuş. Gerçekten papaz olmuşsunuz. Papaz olduğumu da nereden duydunuz? Geçenlerde biri söylemişti. Sizi papaz kılığında görmüş. Doğrusu pek inanmamıştım ama doğruymuş. Sebep ne peki? Günahımız çok. Bunların bir kısmını affettirmek için papaz olayım dedim. Ah, iyi yapmışsınız. Böylece Allah'ın cennetini de garanti altına almış oluyorsunuz. Demek beni papaz kıyafetiyle görmüşler, öyle mi? Görmüşler ya. Dur bakayım. Birkaç gün önceydi. Biri daha sizi aradı. Sahi mi? Hı-hı. Kim? Adını bilmiyorum. Gençten biri. Yanında bir arkadaşı daha vardı. Sizin buraya zaman zaman geldiğinizi biliyordu. Vaktiyle burada tanışmış sizinle zaten. Nasıl biriydi bu? Tüccar olduğunu söyledi. Ticaret için gelmiş buraya. Ertesi gün gitti. O da papaz olduğunuzu bilmiyordu. Benden öğrendi. Senden mi öğrendi? Tarif et şu adamı bakayım. Güçlü, kuvvetli, yakışıklı, aydınlık yüzlü, sert bakışlı birisiydi. Osmanlı. Aa, tanıdın mı onu? Tanır gibi oldum. Eğer yine buraya uğrayacak olursa sakın benim buraya gelmiş olduğumu haber vereyim deme. Madem ki istemiyorsun, söylemem. Pek makbul birisi değildir. Acaba hala burada mı yoksa çekip gitti mi? Bir bilgin var mı? Orasını bilemem. Benim handa bir gece kaldı sadece. Pekala. Bana bir geceliğine temiz bir oda ver. Emredersiniz. Bir de bir berber çağır buraya. Sakallarımı kestireceğim. Olur tabii. Ha, bir de cenevizli bir tüccar kıyafeti istiyorum. Anlaşılan papazlıktan istifa edeceksiniz. Sakallarımı kesip cenevizli tüccar kıyafetini giydikten sonra limana inip bir gemi bulayım. Osmanlı her an karşıma çıkabilir. Bunu düşünmek bile korkutuyor beni. İyi günler kaptan. Yolculuk ne zaman? 2 gün sonra. Buradan doğruca Napoli'ye mi? Evet, önce Napoli'ye sonra da Cenova'ya. Ben de oraya gidiyorum. Beni de beraberinde götürür müsün? Biz yük ve yolcu taşırız. Parasını verdikten sonra neden götürmeyeyim ki? Kaç altın istiyorsun? Napoli'ye kadar 10 altın. Yiyip içmen de bize ait. Hemen vereyim. Buyur. 16. Yalnız bana iyi bir kamera ayırmanı rica edeceğim. Orası kolay. İzin kağıdın var mı? İzin kağıdı mı? Evet. Bu gerekli mi? Öyle. Gerekli olmasa niye sorayım? Bak kaptan. Ben Bizanslıyım. Kılığıma bak. Burada tanıdığım kimse de yok. Ama izin kağıdı yerine sana 16 daha veririm. Olur ama. Ya gemide arama yaparlarsa? Boğazdan çıkmadan önce sık sık yapıyorlar bunu. Saklanırım. Buna rağmen bulurlarsa gemiye kaçak bindiğimi söyler, seni ele vermem. Sen bilirsin.
Ama şimdiden söyleyeyim. Durdururlarsa seni aramayı yapan askerlere teslim ederim, haberin olsun. Kabul. Her şey yolunda giderse bir 16'ın daha veririm sana. Anlaştık. Hükümetten mi kaçıyorsun? Yok yok yok. Benim hükümetlerle bir ilgim yok. Beni öldürmek isteyen ve her yerde arayan birinden kaçıyorum. Seni bu kadar korkuttuğuna göre tehlikeli bir adam olmalı. Öyledir. Şey, bir kadın meselesinden aramız açıldı. Kadın kız peşinde koşacak çağında geçmiş. Hala uslanmamışsın demek ki. Neyse, bu beni ilgilendirmez zaten. Kameramı görebilir miyim? Ambara gelince sağ tarafta. 3. kapı. Eşyanı ne zaman getireceksin? Benim eşyam falan yok. Öyleyse kameranı neden görmek istiyorsun? Yerleşeceğim de. Nasıl yani? Kamera benim değil mi? Gemiye yola çıkıncaya kadar orada kalacağım. Ama denize açılmaya daha 2 gün var. Biliyorum kaptan, ama sana anlattım. Peşimdeki adamdan korkuyorum. Bu yüzden gemi hareket edinceye kadar kamerada kalmak istiyorum. Anlıyorum. Sen korku hastalığına yakalanmışsın. Bu hastalığın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Pekala, kalmak istiyorsan kalabilirsin. Kamera küçük ama beni Napoli'ye kadar idare eder. Tehlikenin büyük kısmını atlattım. Şu 2 günü de geçirdim mi, gemi demir aldıktan sonra bir tehlike kalmayacak. Napoli'de iner inmez bir gemiyle İspanya'ya kadar giderim. Böylece Osmanlı asla nereye gittiğimi bulamaz. Yaşasın hayat! Generalim, Fedon'un peşine taktığım adam bir dilenci olarak Galata'ya geçti. Ondan aldığım rapora göre Fedon doğruca Ceneviz valisinin sarayına gitmiş. Orada 2 saat kadar kalmış. Bu normal bir şey. Valiye imparatorun mektubunu vermiş olacak. Evet generalim. Oradan çıktıktan sonra da kıyıdaki taşhana gitmiş. Herhalde kendisine bir oda ayırtmak içindir. Ayırmış da. Ama bu odada ancak birkaç saat kalmış. Öyle mi? Başka bir yere mi geçmiş? Anlatacağım generalim. Fedon hana girdikten sonra adamımız hanın kapısı karşısında uygun bir yer seçerek yere çökmüş. İşte bu sırada inanılmaz bir olayla karşılaşmış. Neymiş bu olay? Fedon hana kara sakallı bir papaz olarak girdiği halde oradan sakalsız bir Cenevizli olarak çıkmış. Ne demek bu? Bir berber çağırtarak sakalını kestirmiş. Kara cübbesini de atarak Cenevizli kılığına girmiş. Demek oluyor ki Fedon bu kılığa girince Osmanlı'yı daha rahat bulacağını planlamış olmalı. Öyle değil işte. Handan çıkar çıkmaz limana gitmiş. Orada gemiler hakkında soruşturma yapmış. Sonra da bir Ceneviz gemisine binmiş. Demek ki Osmanlı'nın gemide olmasından şüphelenmiş. Hiç sanmıyorum efendim. Çünkü Fedon son girdiği gemiden bir daha dışarı çıkmamış. Çıkmamış mı? Hayır efendim. Gemi yük alıyor. Bugün öğle vakti Napoli ve Cenova'ya gitmek üzere demir alacakmış. Yani Fedon o gemiyle kaçıyor mu Andrea? 2 gündür gemiden dışarı çıkmadığına göre öyle olduğunu sanıyorum efendim. Bak sen şu namussuza. Aklı sıra Osmanlı'yı aramak numarasıyla bizi kandırmak istiyor ha? Siz de ondan böyle bir hareketi beklemiyor muydunuz efendim? Haklısın binbaşı. O hilebazdan her şey beklenir. Gemi 2 saate kadar yola çıkacak. Emriniz nedir generalim? Onun kaçıp gitmesine izin verecek misiniz? Asla. Gemi Marmara'ya açılırken durdurulsun. Fedon aransın. Sonra da yakalanıp doğruca hipodrom zindanına atılsın. Emredersiniz generalim. Bu işi bizzat sen yapacaksın Andrea. Gemiyi hafif bir savaş gemisiyle durdurup onu sen bulacaksın. Baş üstüne generalim. Bu bir bakıma iyi de oldu. İyi mi oldu? Evet. Ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış efendimiz? Osmanlı eski imparatorla General Ragas'ı öldürdükten sonra onu sağ bırakmış ya. O da kimsenin olmamasını fırsat bilerek General Ragas'ın paralarının yazılı bulunduğu defteri almış. Herhalde generalin paralarını işletmek için verdiği sarraflardan almış bulunduğu senetleri de cebine indirmiş. Sonra bunları teker teker kırdırarak o sarraflara satmış. Böylece inanılmaz paralar kazanmış. Yani bir anlamda General Ragas'ın varisi olmuş. Öyle. Arkasından bu paraları da ağırlık etmesin diye kıymetli taşlara, incilere, zümrütlere, yakutlara çevirmiş. O halde bunların hepsi Fedon'un yanında olmalı. Kaçmaya çalıştığına göre yanındadır tabii. Kendisini yakaladığın anda bu torbayı da ele geçirmeye bak. Emrinizi harfiyen yerine getireceğim generalim.
Onu hipodrom zindanında tek kişilik bir hücreye kapatacaksın. Hiç kimseyle konuşmayacak. Üzerini iyice aladıktan sonra da kendisini zincire vurdur. Baş üstüne efendim. İşte. Ceneviz gemisine yaklaştık. Sancaktan yanaşın ona. Baş üstüne bir başım. Hey kaptan. Kaptan. Gemini durdur. Arama yapılacak. Ne var? Niye gemimi durdurdunuz binbaşı? Geminizi aramak için emir aldım kaptan. Kaçak bir Bizanslı varmış. Onu alıp gideceğim. Gemimde kaçak yolcu olduğunu sanmıyorum. Belki de tayfa kılığına girmiştir. Söyle hepsi güverteye çıksın. Bu kaçak yolcunun adını öğrenebilir miyim binbaşı? Size uydurma bir isim söylemiş olabilir. Bunun için faydası yok. Peki siz kendisini tanıyor musunuz? Hem de çok iyi. Siz bu adamın hakikaten bizim gemide bulunduğuna emin misiniz? Elbette. Adamlarımız onun gemi hareket etmeden 2 gün önce bindiğini ve bir daha da dışarı çıkmadığını söyledi. Tamam, kim olduğunu anladım. Garip bir yolcuydu. Evet, 2 gün önce geldi ve Napoli'ye gitmek istediğini söyledi. Parasını da verdi. Ama gitmeyip kamerada kalacağını söyledi. Sebebini sorunca da kendisini öldürmek isteyen birinden korktuğunu söylemişti. Tamam. İşte aradığım kaçak Bizanslı yolcu bu. Kamerası nerede? Ambara girince sağdan 3. kapı. Ya, durun size göstereyim. Hayır. Sen burada kal kaptan. Biz hallederiz. Peki binbaşı. Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.